İstanbul'umuzun Akyazı ilçesine doğru yola koyulduk ve yolda bir çiftçimizle karşılaştık. Şimdi kendisini tanıyacağız. Sizi tanıyalım efendim. Çocuklar köyünden Sabahattin Ayaz. Kolay gelsin. Hazırlık var galiba. Evet. Ektiniz mi? Marul ettik. Marul ettik, sulama yapıyoruz. Allah hayırlısı, mahsul almayı nasip etsin efendim. Nasıl gidiyor peki? Neler ekiyorsunuz? Sadece marulla mı uğraşıyorsunuz yıllardır? Ekiyoruz. Patates ekiyoruz. Patates az miktarda patates ekiyoruz. Mısır ekiyoruz çoğunlukla. Peki nasıl ürünleriniz? Para ediyor mu? Fena değil, para etmiyor işte. Ürünlerimiz para etmiyor. Mısır eşi ucuz. Marul da bazı bir tutuyor, bazı tutmuyor. Önceden mısır mı? Önceden ekmiyorduk. Önceden patates ekiyorduk. Patates pancar ekiyorduk. Pancar işi de sorunlu oldu. Marul işi de bazı para yapıyor, bazı para yapmıyor. Yapmayınca işte karıştırıyoruz. Mısır falan çoğunluğu mısır ekiyor. İnşallah yapar efendim. Bakalım nasip işte bu işler. Ne kaç kişi buradan nasiplenecek inşallah? Biz 7 nüfusuz. 7 nüfusuz işte buradan bir ekmek parası alabilsek alacağız. Yani para da yaparsa, tutarsa alacağız yani. Para tutma yapmazsa almayız, alamayız. Peki Yılmaz traktör tanıyor musunuz? Tanıyorum. Akif Yılmaz. Memnun musunuz hizmetlerinden? Biz alışverişimiz olmadı. Biz bir traktörümüz, bir Ferguson bizim. Öyle şey olduğu için. Öyle alışverişimiz olmadığı için pek öyle samimiyetimiz yok. Yani biz çocukluktan beri tanırız, tanışırız yani. Uzun yıllardır var zaten. Evet, okula giderkenlerden beri tanırız. Teşekkür ederim. Yazıda New Holland'ın şubesine geldik. Burada Müjdat abimiz var Yılmaz Traktör'de ve Kadırga Köşk Lokantası'ndan bize güzel yemekler hazırlamışlar. Gerçekten çok güzel kokuyor, çok da güzel hazırlanmış. Teşekkür ederiz ellerine sağlık hazırlayanların. Müjdat abimiz yemekler için çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Buradasınız, Akyazı'dasın. 5 yıldır hizmet için varız dedik. Bu işe girdik. Öyle diyorlar. Hizmet yapıyoruz. Satışta. Veriyoruz, hizmet ediyoruz. Onun için gurur duyuyoruz. Hizmet.
getirdik. İnşallah hayırlı olur. İnşallah efendim. Yeni mi ev efendim burası? Burası 15 gün oldu ama ben içeride. Şimdi yol kenarına çıktık. Yeri genişlettik. Güzel oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel yürüyor. Yürüyüşe mi çıktın? Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Aman gözlerinde masmavi. Ne bu lens gibi? Bir şöyle döndü kameramıza gözlerini görsünler. Çok güzelim ya. Gülmezler gülmezler. O güzel gözleriniz gençliğinizde ne canlar yakmıştır. Yakmadı. Yakmadı. Kız olmadı. Amca sağ mı? Sağ tabii. Orada kümelimiz var, orada duruyor. Çıktım gezmeye. Gezmeye çıktınız. Ne güzel yürüyorsunuz ama yavaş yavaş böyle bir sağa bir sola. Ayaklarım. Geçmişim. Başka sağlık probleminiz? İşte şu omuzlarım ağrıyor. Rahatsızım. Ondan. Başka. Burada amcayla beraber mi oturuyorsunuz yoksa gelinleriniz, çocuklarınız? Gelinim, yok gelinim Bazar Köy'de oturuyor. Amcalarımız buradayız biz.
Peki, çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Bir şey değil. Sağ ol. Çocuklar beni peşlerinde koşturuyorlar. Siz hep böyle kızları peşinizde mi koşturuyorsunuz? Gel bakayım. Yok. Sen ne dedin az önce? Ne dedim? Ne dedin? Şöyle bir göster bakayım alt tarafı. Beşiktaşlı bir eşofman giymiş. Dedi ki beni çekersen dedi Beşiktaşlı olacağım dedi. Sonra kaçmaya kalktı ama Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Şimdi çekiyoruz. Beşiktaşlı oldun mu artık? Kandırmaydı. Ama bak şimdi sözünün eri değil diyecekler bu Fenerbahçeli. Demezler bu akşamki maça bağlı. Bu akşamki maça mı? Fenerbahçe Beşiktaş maçına bağlı. Kim yenerse artık o takımla mı olacağız? Beşiktaş yenerse Beşiktaş'a geçeceğim. Adın ne? Uğur. Uğur söz mü? Söz. Bak valla ararım buranın muhtarını. Ben derim ki Uğur geçti mi Beşiktaş'a derim. Tamam. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Sefer. Maşallah. Sizi de tanıyalım mı? Ben Mustafa. Fenerbahçe. Hemen Fenerbahçeliyim diye söylüyorlar. Burada Fenerbahçeli olmak galiba bir... Çoğu kişi Fenerbahçe. Çok. Evet. Beşiktaşlı kimdi? Sen mi? Evet. Sen yalnız başına kaldın. Evet. Saldırmıyorlar mı hep beraber sana? Yok ya. Biz yeniyoruz hep zaten. Bak ne dedi. Kim? Maçta bile yenemezler. Görüyoruz zaten. Peki siz burada mahalle maçları yapıyor musunuz? Evet. Gidiyor mahalle maçları. O zaman kupalar falan da vardır. Kupalar yok. Yok mu? Dostluk maçı. İsteyin büyüklerinizden kupa ayarlasınlar size. Yazın oluyorlar. Kurs. Camiler arası kurslarda yapılıyor. Gel bakalım kaçmasın defa. Olsan fazla olur. Olsan okula gidiyor musun? Lise 1'e gidiyor. Bu saçlara bir şey demiyorlar mı? Bir şey demediler. Ha. Çok takıyorlar bizim o taraflarda saçlara. Takamazlar. Sen biraz torpillisin galiba. Takamazlar Oğuzhan'a ya. Oğuzhan'a bir şey diyemezler. Evet. Nasıl geçiyor o zaman okul dışında? İyi. Yani sporu seviyorsun herhalde. Evet. Ne diyor bak bu Fevzi abi sana. Oradan habire size gaz verip duruyor. Var mı söylemek istediğiniz bir şey gençler? Yok mu hiçbir şey? Hiçbir şey istemiyor musunuz muhtardan? Senin adın ne? Hı? Söylemeyecek misin bize adını? Yanağınlar oldu Emircan. Sizin evde Eda Nur diye bir kediniz mi var?
Eda Nur kedi mi abla mı? Ne Eda Nur? Abla mı Eda Nur? Emircan konuşmayacak. Tanıyalım canım seni. Adım Özlem, soyadım Cin. Okula gidiyorsun. Evet, lise sondayım. Maşallah. Altın Değin'in ilk defa bir genç kızıyla konuşuyoruz. Şimdi inşallah başkalarıyla da konuşuruz. İnşallah. Okuldan mı geliyorsun? Evet. Peki nasıl gidiyor dersler? Bu sene sizin en ağır. Evet, bu sene son. Evet. ÖSS'ye girecek misin? Evet, gireceğim. Allah kolaylık versin. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim bu köyün hanımları, burası gerçi mahalle oldu ama Altındere mahallesindeyiz biz şu anda. Pek konuşmaya çekiniyor. Ben kahveye de gidip beylere soracağım bakalım. Evde de konuşmuyorlar mıymış böyle? Öyle mi abla? Efendim sizi tanıyorum. Ben bu mahalleden Nizam Alemdar. Efendim uzun zaman oldu değil mi buranın mahalle oldu? Tabii bu 72'de falan kurulmuştu. Buranın kasaba olması. Burası 3 mahalle olarak şey yapıyor. Bölünmüş vaziyette. Bayağı büyük Altındere. Tabii. Bayağı eski bir yerleşim. Doğma büyüme burada. Evet. Babanız. Hayatta. Peki efendim buranın genellikle ne halkı, macer, mana? Burada her çeşit millet var fakat çoğunlukla yani. Evet. Şu anda bizim bu mahallede çoğunlukla Türkler, manavlar deriz yani. Evet, evet. Onlar daha oturmakta. Eski dayanıyor yani kökeni. Siz çiftçi misiniz efendim? Evet, ben çiftçilik yapıyorum. Şu anda ekim zamanı. Tabii. İşleriniz çok. İyi. Allah iyilik versin. Bitmek üzere mi? Bitti şu anda fazla bir. Ne ektiniz efendim? Mısır. Mısır. Evet. Allah bereketiyle almayı nasip etsin. Amin. Kolay gelsin. Yol yapıyorsunuz. Yol değil de ben burada evin önünü düzeltiyorum ya. Buradan böyle bayağı bir yer düzeltmişsiniz. Burayı düzeltti ben de burayı tasvir ediyorum. Ne güzel, eviniz de çok güzelmiş. Orası. Yazın burası artık çok güzel olur. Çimenler, çiçekler. Sağ ol. Tanıyalım sizi. Ben Harit Gül. Kaç yaşındasınız? Ben. Maşallah. Emekli misiniz yoksa? Çiftçilikle falan uğraşıyor musun? Yok, bir şeyle uğraşmam. Kiralık durum burada. Ve günlerimizi geçiririz işte. Çocuklar okuyor, biz de onların başında duruyoruz. Ne güzel. Aslen buralı mısınız efendim yoksa sonradan mı geldiniz? Sonradan geldim. Nereden geldiniz? Gümüşhane'den. Gümüşhane'de. Gidiyor musunuz memlekete arada bir? Arada sırada, 200 senede, 10 senede belki. Özlüyor musunuz, alıştınız mı bu kadar? Ne bileyim, bir karmaşıklık var ama bilmiyorum. Bir karmaşıklık var, anlayamam. Efendim Gümüşhane'nin nesi meşhur? Elması meşhurdu. Bir de o şimdi son zamanlarda kuşburnu. Kuşburnu. Evet, kuşburnu şeyleri. Çok da sağlıklıymış değil mi kuşburnu? Evet, iyi, güzel bir şeymiş. Getiriyor musunuz gittiğinizde? Hiç getirmedim. Getirmiyor musunuz? Evet. Bunu komşu yapışmıyor mu yakanıza? Yok, öyle şimdi bir şey olduğu zaman kıymeti olmuyor. Olmadığı zaman kıymeti oluyor. Kara borsayı düşecek ki arayalım onu. Yoksa başka nereden bulacağız? Evet, doğru.
Peki var mı Gümüşhane'ye selamlarınız? Var tabii. Akrabalarımızda pek kalmadı da tabii var illaki. Yine illaki özlüyoruz. Bizim orada bir de bu şeylerimiz var, konuklarımız var. Oraya da gidip geliyoruz arasında. Peki Gümüşhane'ye gidersek veya izleyicilerimizden gitmek isteyen olursa mutlaka görmemiz gereken bir yer söyler misiniz? Mesela işte... Bizim oraya gittiğiniz zaman o Karaca Mağarası'na gitmeniz lazım. Bizim köye yakındır orası. Oraya gitmeniz lazım. Yani oraya... Bir de o Ziyan'a dağı derler orada, kayak merkezi var, oraya çınlanır. Orada bir et yemeniz lazım. Yani tabii oraya gitmeniz lazım. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, Gümüşhane'ye selamlar buradan. Herkese selamlar, arkadaşlarımız var. Sizi de yakaladık, çalışıyordunuz galiba. Evet. Ne yapıyordunuz? Evin yanında işlerim vardı, onlarla beraber çalışıyorum. Erkeklerin işi gücü bitmez değil mi? Evde oturmasınlar da iş gücü bulurlar kendilerini. Tabii. İlle de şimdi şu anda tarladan geldim. Baktım ustada çalışıyordu, kale budur işleri yapıyordum. Tamam, ona biraz yardımcı oldum işte. Yine tarlayaydı. Böyle işte işlerimiz, ne yapalım. Allah sağlık sıhhat versin beyefendim, çalışalım. Sağ ol. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Evet. Bir tanıyalım sizi. Ben İrfan Karcı, Seydahmet'in oğluyum. Ben burası Altındere Gündoğan Mahallesi. Böyle işte. Başka nasıl diyeyim? Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Teyzeciğim, hoş bulduk teyzeciğim. Nasılsın? Allah'a şükür, iyiyiz. Vallahi sesin de var ya böyle. Aa, hem de nasıl güzel bir şey yani. Siz iyisiniz? Biz de iyiyiz çok şükür. Sizleri gördük daha iyi oldu. Şükür. Biz de aynı yani. Sizin gibiyiz kızım yani. Gözleriniz renkli, çok güzel. Çok güzel değil mi kızım? Küçükte neler yaptınız teyzeciğim? Her şey yaptı değil mi kızım? Her şey yaptı kızım yani. Bu gözlerle çok canlar yaktın mı? Hem de nasıl, hem de nasıl yani. İki düşman gözü kırdı kendimiz. Ya. Tabii. Kaç yaşında evlendiniz? 20 yaşında. 20 yaşında. 20 yaşına kadar yaktım kavurdum ortalığı. Tabii kızım tabii. Nasıl evlendiniz teyzeciğim? Görücü usulü yani. Görücü usulü. Kandırmadın mı amcayı? Yok. Kandırmadın. Yok. Şimdikiler gibi değil yani. Eskiden görücü usulüydü yani kızım. Evet. Eskiden böyle mani atmalar var mıydı çeşmenin kenarında? Tabii. Olmaz oğlum. Eskiden öyleydi kızım. Öyle miydi? Tabii. Siz de çok gider miydiniz su almaya? Tabii. Giderdik kızım. Giderdik tabii. Kaç yaşındasınız teyzeciğim şimdi? Şimdi vallahi bilemem kızım. Eski şirin gerek var. Vallahi bilemem kızım şimdi. Şimdi biliyorum kızım. Yani 55 varız yani diyelim sana şimdilik hani. Amca sağ mı? Sağ. Maşallah. Sağdır kızım yani. Buralı mısınız doğumlu? Evet. Buranın yerlisiyiz biz. Evet. Bunlar hep böyle yani, bir sülaleyiz böyle burası yani. Maşallah. Burası doğma beybi. Buraya evliyiz yani kızım yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ ol sizden de kızım. Allah razı olsun.
Efendim şimdi yanımızda Şeker mi Şeker bir teyzemiz var. Onu tanıyalım, sizlere tanıştıralım. Çok güzel bir ailenin evindeyiz şu anda. Sizi tanıyalım efendim. Evet. Metin annesiyim. Evet. Raşk Bey. Cin, burası cin ailesi. Cin ailesi, evet. Cin gibi mi buradaki herkes? Bu herkes cin. Bizim bu evimiz cin. Cin evidir, evidir. Evim... Valla çocuklarınız öyle maşallah gözleri fıldır fıldır. Çok güzel, çok. Valla hayırlısın hepimiz emdatlarına. Amin efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun iyiyiz, çok şükür Allah'ımıza. Siz buraya nereden geldiniz efendim? Dokurcu'ndan geldim. Dokurcu'ndan gelin evet, geldiniz. Evet, gelin buraya. Geldik buraya. Nasıl getirdiler sizi buraya? Bayağı eski usul taksi var. Taksiyle geldik yani. Siz taksiyle mi geldiniz? Taksiyle geldik yine. Siz evet. Yine yeni usule yetişmişsiniz. Evet, taksiyle geldik. Eskiden daha arabalarından falan geliyordu, güzel arabalarından oluyordu. Ama öyle düğünler çok görmüşsünüz. Çok güzel düğün oldu bizim düğünümüzde. Evet. Çok güzel düğün oldu. Kaçmayın gelinler. Gelinler kaçın. Benim fazla, ben konuşamam fazla. Efendim sizi bu gelinleriniz çok utangaç ya. Çok sıkılıyor bunlar, ne bileyim bunları. Adam beni çok konuşuyor, sen gelip cevap verin. Bunlar nereden geldiler? Bunlar buralı mı? Gel. Amcacığım gel sen böyle benim yanıma. Senin bu gelinler çok utangaç. Çok mu sevdi teyzem konuşmayı? Teyzeciğim anlat sen, konuş. O adam konuşsun canım biraz daha. Amca çok mu konuşuyor teyze sizi? Ama tatlı konuşuyor değil mi? Tabii tabii, tatlı canım be. İnsanlar tabii eski insanlar ne kadar olsa konuştukları zaman oturaklı oluyor. Oturaklı konuşuyor. Eski düşünerek konuşuyor. Öyleyiz yani, ne bileyim işte. Maşallah efendim, teyzeyi Dokurcu'ndan getirmişsiniz buraya. Getirdik nasıl? Ben Dokurcu'nu bilmezdim. Ya. Vallahi inanmazsın. Burada bir komşu vardı, ormancı olarak yetişti. Evet. O sebep oldu. Evet. Geldi dedi, böyle böyle bir nasip çıktı. Size nasıl görürse tabii babamla konuşuyor falan. Babam da tabii ha dedi, razı geldi o işe. Nasipmiş oldu işte. Biz Dokurcu'nu bilmezdim ben. Evet. Sonradan öğrendik tabii her tarafta. İyi mi olmuş öğrenmeniz? İyi oldu. Tabii iyi oldu. Ne diyorsun teyze? İbrahim yaktım seni diyorsun. O gülüyor, baksana karşıdan bizi. Efendim maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Neşelisiniz. Öyleyiz yani, öyleyiz. Az değil, aşağı yukarı 60'ta evlendik, hesap et artık. 47 sene oldu. 7 sene oldu. Hala daha o şeyle devam ediyoruz. Maşallah. Efendim arada saygı, sevgi olduktan sonra böyle... Öyle, tabii. Bir taraf konuştu mu, bir taraf susmasını biliyor. Ölümüzde geçim olmaz tabii. Ölümüzde geçim olmaz. İki taraflı. Efendim peki böyle teyzeyle beraber o ilk yeni evlendiğiniz zamanlarda büyükler de vardır evinizde. Vardı. Hem kalabalıktık. Evet. Amcam bile vardı, bir yerdeydik. Sonradan ayrıldık. Amcamla babam ayrıldı. Tabii gene kalabalık yani, nüfusumuz kalabalık. Teyze çok gelinlik yaptı yani. Çok. Geldiğimde bu kapıda 4 tane kaynanam vardı. 4 tane? 4 tane. Onları gelinlik yaptık. Tarlaları sohbet tepemizde yemek götürdük. Eski usul. Motor ben yoktu. Su da yoktur çeşmede. Hep küpler omuzlarda. Gazmalar omuzlarda. Şimdi bundan konuşalım, eski usul değil mi? Evet. Şuradan akardı bir su. Oradan gidip testelerine getiriliyordu. Öyleydi. O zamanlarda, ama sonra gördünüz. Bir evde şimdi var 20-30 sene çeşme. Zaten bir insan o kadar nüfusu hizmet ederken suya gelip gitmeden başka iş yapamaz. Evet, su da evde olsa, taşıma su vardı eskilerden. Küpler, toprak küpler, omuzlarda, tarlalarda gitmek, yemek taşımak tarlalara, sofra tepemizde. Şimdi ne var? Rahatlık şimdi gençler, ama hastalık çok. Şimdi gençler de rahat. Bir tane kaynana var insanların başında, onu da istemiyor. Onu bile istemiyor gençler. Onu bile istemeye geldim. 4 tane kaynanayla nasıl baş ettiniz? 4 tane kaynanayla baş ettiniz? Öyle işte, Allah yardım etti. Güçlü kuvvetlik, iyiydik. Mesela 4 kaynana şöyle oluyor. Yengem vardı, amcamın ailesi. Çoluk çocuğu olmadı. Büyüktür. Büyük tabii. Hala sağ şu anda, 90 yaşında. Ama annem, babam filan öldü. Amcam vardı, bir yerdeydik. Ondan sonra haminem, babaannem vardı. Babaannem 70'te öldü, hesap et. Ondan sonra babaannemin kardeşi vardı, bakanı yoktu. Onu da biz aldık. Onun için diyor yani yengem, annem, babaannem, bir de onun kardeşi, 4 kaynana yani bir yerdeydi. Onu anlatıyor işte yani. Eskiden bunlar... haminneler çok söylenirmiş değil mi eskiden? Şimdi pek haminne denildiğini duymuyoruz ama yaşlarımız çok haminne. Eskiden haminne denirdi büyüklerimize, evet. Ne oluyor işte kardeş, şimdi hala haminne diyoruz biz ama şimdi gittikçe o ne bileyim lügatlar mı, kelimeler denişiyor. Babaanne daha kibarlaşıyor. Biz de yavaş yavaş bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Ama
Aman efendim, keşke biz sizin öğrendiklerinizi öğrenmeye çalışsak da çok daha farklı yerlerde oluruz. Şimdi eskisi kadar saygı, sevgi, bağlılık kalmadı. Yine var ama eskisi kadar, sizin kadar yok yani. Eskiden şimdi siz o kadar insan bir arada yaşarken hırgür de çıksa küçükler sesini çıkartmazdı. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes kendine bir şey istiyor yani. Kendi gönlünü hoş etmek istiyor. Gönlünü hoş etmek istiyor. O zaman da olmuyor. Ne yapacaksın? Sonunda ayrılık doğuyor. Ayrılmak istiyor. Mecbur ayıracaksın, bir şey yapacaksın. Ama eskiden bak öyle dedi ya. 13-14 nüfus bir yerdeydik yani. Böyle geçiniyorduk. Hiç de ayrılmadık. Bak hala benim de gelinle beraber geçiniyoruz. Peki böyle dışarılarda gözlemeler falan yapar mısın? Yaparız. Bideler yaparım. Fırınımız var, büyük fırınımız var. Fırın önünde bideler yaparız. Bir gün onları yaptığınız zaman beni de çağırır mısınız? İnşallah, tabii bekleriz ben yine. Ben böyle yaparken güzel onları gösteririz. Tabii. Nasıl gelseniz var ya, şu fırında yaptıkları ekmek, 2-3 çeşit ekmek yapar. Ondan sonra inan ki mis gibi kokar. Böyle hani bu sıtralma ekmeklere benzemiyor yani. Ay çok iyi oluyor yani, tatlı oluyor. Efendim buradakilerin hep gözleri böyle mavi. Niye ki acaba? Bir de öyle bir mavi ki sanki oyuncak bebeğin gözlerindeymiş. Sizin de gözleriniz öyle. Ne bileyim, Allah vergisi herhalde. Gözlerin maviliği. Bak bu da hocamızın ailesi. Genellikle macirlarda olur böyle mavi göz ama siz manavsınız. Manavız yani. Bildiğimiz değil, Türk manavı. Ama girdiğimizden beri mahallede bir sürü insanla karşılaştık böyle. Hep böyle mi gözleri? Herkesin değil ama benim çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum, benim gözlerim öyle, Allah vergisi. Teyzeyi bu gözlerle mi kolay getirdiniz ki buraya? Tabii ki gelmezdim zaten. Gelmez miydin? Gelmezdim. Gözleri var, başka bir şeysi yok. Aylık yıllık yok. Gözlerine vurulduk geldik. Aracı çıktı, teklif etti. Dedik görmeden bu iş olmaz. Gitti oraya. Zaten beni bir sefer görünce bayıldı bu. Ayrılamadı bir daha. Yok ya. Hiç aslı yok canım. Bayılma yaman o zorla zorla. Sonra anlaştık. Teyzeciğim sen yanına yardımcı alıyorsun. Hayır. Çağırdın çocuğu. Çünkü benim çocuğum o. Sizin çocuğunuz? O bir tane de ondan. Maşallah, Allah bağışlasın. Üç kızım bir oğlum var. Üç damadım var. Maşallah, büyük kızların. Evet. İki torunum var. Niye bir tane dediniz o zaman? Oğlum bir tane. Bir tane olsun, kızlar var ya. Ama kızı gitti. Vallahi ben sizin kızınız olsaydı çok alınmıştım şimdi. Benim kızım bir tanesi benimle duruyor şimdi. Bir tanesi sizinle evet. Duruyor. İyi, çok güzel. Efendim tanıyalım sizi. Ben Türklerin Mahallesi'nin hocasının hanımıyım. Evet. İsmim Nezaket. Evet. Benim ismi Sıtkı. Karadenizliyim. Geliyor musun Sabri teyzelemelere oturmaya? Sabri yenge çok iyidir. Bir annem gibidir. Gerçek çok severim onu. Vallahi çok şeker. Biz de çok sevdik kendisini. O açık sözlüdür. İyi niyetlidir. Yani mahallenin annesidir, anneyeceği. Zaten maşallah dürüst insanları herkes çok severdi. Zaten onun yüzünden anlaşılıyor. Nurak'ın yüzünden. Gözleme yapacağız yazın. Bekleriz yine. Peki bugün kursa gelseydiniz. Olsun, biz yine yakaladık sizi. Siz peşime günleri gelin gene. Bu köyün hanımları biraz çekingen, kaçıyorlar bizden. O şimdi bu köyüne çıkmadıkları için öyle. Ama biz çok gezdik. Çok mu gezdik? Görevli olduğumuz için geziyoruz biz. En uzak gittiğiniz yer neresi? En uzak yani buraya. Buraya geldik işte. Buraya mı geldiniz? İl dışına çıkmadınız hiç. Sakarya dışına. Çıkmaz mıyız? Çıkmaz mı? Trabzon'dan Şepinkarahisar'a geçtik. İşte onu soruyorum. Şepinkarahisar'dan Giresun'a indik. Oradan Küçücük'e geldik. Küçücük'ten buraya geldik. O zaman orada tanıdıklarınız vardır sizin Giresun'da, Trabzon'da. Bir selam gönderelim mi oralara? Hepsine selam. Trabzon'a ve Giresun'a da buradan selamlar. Siz korkun orada. Tanıyalım mı canım seni? Benim adım Umut Emre Tarıkulu. Kaç yaşındasın? 12. 12. Ne kadar uzun soy ismi, bir daha söyle. Umut Emre Baba Tarıkulu. Umut Emre Tarıkulu. Umutçum. Umut mu diyorlar, Emre mı diyorlar daha çok? Umut. Umut yani babam öldü de onun için Emre adı onun İsmini taktılar. Eyvah, sen şimdi sınavlara girmeye başlayınca yandın. ÖSS formunu falan doldururken Umut Emre Tanrıkulu yer kalmayacak. Zaten bazen bedava şey yapıyorlar ya, dolduruyorlar.
Doldur yaz yaz bitmiyor değil mi? Bitse zaten. Kaç bitti. Yaşındayken öldü baba? Babam ben doğmadan askere gidince öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. Sen şimdi okuyorsun değil mi? Evet. Sen tek misin, var mı daha senden büyük bir olan? Bir abim var. Bir tek abim var. Bir tek abim. Senin adın ne? Musa Karca. Musa Karca. Senin? Hasan Ergin. Siz hep aynı yaşlarda mısınız? En büyük kim burada? Onunla ben. Ben ondan ayda büyük. Evet. Kaçıncı sınıfta? Altı. Aynı sınıfta mısınız? Yok, ben Akkeyoz'da okuyorum da onun için bu 6 A'da herhalde, ben 6 A'da. Ben 6 A'da. Peki dersler? Ben derslerimi düzelttim. Düzelttin mi? Aferin sana. Sen? Benim iyi. Fenerbahçe'nin formanı da çekmişsin. Ya abi beğenmedi. Bu akşamki maça mı hazırlanacaksın? Abin Galatasaraylı da ondan. Ben beğendim, boş. Galatasaray batmış. Ne tutacak? Gel bakayım sen buraya, bir yaklaş şöyle. Bak, ne diyor? Kameraman arkadaşımız efendim Galatasaraylı da bütün gençleri Galatasaraylı yapmaya çalışıyor ama tabii gördüğünüz gibi yiyemiyor değil mi? Abla bizim ailede herkes Fenerbahçeli, bir tek dedem Beşiktaşlı, bir de Sinan dayım. O da Galatasaray, bizim kanımız sarı lacivert okuyor mahallede. Oh, erken bakıyor mu? Sen de o kadar fanatik misin? Nasıl? O kadar fanatik Fenerbahçeli misin? Hı-hı. Sen hangi takımsın? Fenerbahçe. Yok mu Beşiktaşlı burada? Fenerbahçe. Ben tek Beşiktaşlı kaldım. Asya Alam zaten benim. Formacı da böyle futbolcuları dikiyor forma. Asya Alam. Öyle, ben de öyle diktiriyorum onu. Oh, ne kadar şanslısın sen. Allah, bir tane forma hemen de gün geliyor. Oh. Halan sana bol bol forma diker. Babam da bazen diyor ki bak şey böyle hala bulamazsın her yerde. Evet tabii canım, bulamazsın. Ben buradaki okuldaki arkadaşlarıma ve öğretmenlerime selam göndermek istiyorum. Hepsine selam olsun. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben de bizim okuldaki ve sınıftakilere selam söylüyorum. Bir de sizin okulunuzun adını alalım çünkü anlamaz şimdi izleyin. Mehmet Akif Ersoy. İlk öğretim okulu. Senin? Madanoğlu İlk Öğretim Okulu. Öğrencilerini ve öğretmenlerini.
cennete geldik. Ölmeden cenneti gördük burada. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Kuşlar cıvıldıyor. Küçük bir burada havuzumuz var. Az önce bir gösterebilir miyiz? Yine arkadaşımız göstersin. Ördekler yüzüyor havuzda. Çok güzel bir yer burası. Ve bu mekanın sahibiyle tanışalım şimdi. Efendim. Fahrettin Karcı. Güzel bir yere sahip olmak herkese nasip olmaz. Çok şanslısınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşte Avrupa'daydım. Buradan geldim. İşte bu işleri yaptık. Mutluyum. Çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel şeyler düşünmüşsünüz. Yani hepsi masa değil. Evet efendim. Masa. Yazın burası bayağı bir dolu. Tabii, tabii tabii tabii. Yer bile bulunmuyor yani. Öyle diyeyim ya. Yani. Balık var burada. Balık var. Kavurma var. Pide var. Lahmacun var. Et çeşitleri var. Bazıları yani. Şu kuşların sesinden de çay içmenin bile ayrı bir keyfi var. Yani sanki çayın lezzeti bile bir başka oluyor. Başka oluyor. Bir de sabah müşterilerim var. Sabahleyin kahvaltıya geliyorlar. Kahvaltıda geliyorsunuz. Söyledikleri zaman geliyorlar yani. Randevuleşiyoruz, veriyorum. Çok güzel efendim. Peki Avrupa'da neredeydiniz? Avrupa'da Avusturya'nın Linz şehrindeydim. Orada da restoran çalıştırdım. Kaç yıl yaşadınız orada? 1973'te gittim, 2001'de geldim. Bu işe başlayınca bir daha dönmedim. Para da kalmadı daha doğrusu Avusturya'da. Onun için geldim. Eskiden günde kazandım, şimdi ayda kazanacağım bilsem yine giderim. Ama para yok, Avrupa'da yok. Orada daha mı güzel bir yaşamınız? Orada daha işte havadan para buluyorduk daha doğrusu yani. Çok uzun yıllar yaşamışsınız. Buraya alışmak zor oldu mu oradan? Yok, benim bir şey sormadı. Burası kendi tapulu yerim, kendi yerim. Çoluk çocuk ailece çalışıyoruz burada. Hala dostlarınız vardır ama orada. Var, geliyorlar geliyorlar. Hatta gelenler var, benim ismimden bahsediyor adam. Ben çok iyi tanırım kendisini diyor, konuşuyorum. Beni tanımıyor, ismimi duymuş. Öyle durumlarda karşılaştım yani burada. Evet. Var mı oradaki insanlara söylemek istediğiniz bir şeyler? Var ama söylemiyorum. Var ama söylemiyorum. Oğlum var mesela, söylemeyeceğim. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ederim.
de Akyazı'nın Altınları Mahallesi'ne devam ediyoruz sakinlerimize tanışmaya. Metin Bey'in sabahtan beri biz adını duyuyoruz. Şimdi kendisini tanımak nasip oldu. Ben size şimdi önce Altınları'yı anlatayım. Burası Altınları, bu deremiz bizim Altınları. Burada 7 mezar diye bir mezarlar varmış. Bu mezarların bir kısmı bir sellerde patlamış. Patlayınca buraya tabii altınlar yayılmış. Eskiden babaannemizin zamanlarında. Tabii bulan bulmuş. Sonra adı Altındere diye kalmış. Halen de Altındere şeyi taşıyor. Altındere tesislerimizle güzel. Toprağımız da güzel. Her şeyle güzel Altındere. Suyumuz, ovamız, ormanımız. Her şeyle dört dörtlük Altındere. Altındere'ye bir gelen bir daha çıkmak istemez. Mükemmel. Güzel gerçekten. Hmm, çok güzel. Yeşil. Gerçekten altın varmış yani burada. O yüzden Altındere. Tabii tabii. Millet çok buldu burada. Evet. Ama artık yok. Boşuna gelip aramayın yani. Ya o nasip, o nasip, nasip belki vardır. Nasip. Ama havasında suyda altın gibi, o yüzden gelsinler buraya herkes. Her burası mücevher, burayı parayla satın alamazsın. Valla çok güzel tesisler yapmışlar efendim, çok güzel yatırımlar yapılmış altın. Hele de siz bir müsait zaman ben size bir ormanı gezdirsem jiple beraber, bir aklınız hayaliniz durur bizim ormanımızda. Süper bizim orası, güzel. Tesis sahibinin bir tanesi orada, alabalık havuzlarında. Evet çok güzel, burada balık. Nasıl, ilk nasıl başladı biliyor musunuz? Burada bundan 30 sene önce altı parmaklar diye bir tesis var yukarıda. Onlar başlattı. Daha önce alkolüydü. Sonra işte oranın suyu daha çok buradan. Bışkıdere suyu var, soğuk, buz gibi. Sonra işte türedi şimdi 5-6 yani tane... Balık zaten vardı burada. Yoksa burada buraya sonradan getirip de havuzlar yapmadılar. Yok, hakiki alabalık vardı burada. Sonra onu sünnileştirdiler yani. Başladı üretmeye, yavru çıkarmaya başladı. Şimdi koskoca 400 yıllık tesis oldu orası. Kaç yıldır belediye burası? 72'de mi? 72'den beri. Bayağı çok eski. Çok eski, çok eski. Çok eski köyümüz ya. Daha eskiden burada... Yani köy diyoruz ama köy değil artık burası koskoca. Ne olacak? Belde 3 mahalle burası. Burada 3000 tane sadece oy kullanan seçmen var. Tabii burada 5000'i aşkın nüfusu vardır. Dağınık ya, ondan görünmüyor. Siyasiler için çok değerli burası. Doğru, doğru diyorsunuz. Peki efendim, var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Sizi çok sevip sayıyorlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun insanlardan. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Biz de insanları çok seviyoruz. Ondandır herhalde. Değer veriyoruz. Her şey karşılıklı. Yılmaz Traktör iyi ki var. O olmasa biz bu kadar modern, çağdaş bir çiftçi olamazdık. Ben şimdi mesela hiç elimi sürmeden 500 dürüm yer yapıyorum. Hiç ne hanımım tarlaya gelir, ne annem, ne babam. Tek başıma ben 500 dürüm toprak istiyorum. Bir de bu ovaya parayla çalışıyorum yani. Yılmaz Traktör iyi ki var. Efendim, sizin gibi hoş bulduk. Sağ olun. Sizin gibi yakışıklı bir gence en yaşlısı buranın dediler. Kızmadınız. Yok. Bak, gülüyorlar bile. Ben kızmadım. Ne kızacağım? Yaş 76. Maşallah. 1931 doğumluyum. Evet. Benden ne bilgi almak istiyorsunuz? Ben bilemiyorum. Valla Altındere'yi biz tanımaya geldik. Sizleri tanımaya Altındere, geldik. Sağ olun, eksik olmayın. Altındere ismi üzerinde. İş olmadı çalışıyorlar. İş olmadı çalışmıyor. Otururuz kahvede. Daha bir şey bilmiyorum. Efendim, sizin adınız soyadınız nedir? Benim soyadım Karıcı. İsmim Halim. Babamın ismi Aziz. Altındere'de doğmam, Altındere'de yaşıyoruz. Karışık değil mi burası? Var, karışık. Karışık. Siz manav mısınız? Ben manavım. Annem Abaza. Annem Abaza, ailem Oflu, Laz. Siz karışıksınız yani. Evet, biz yani işte melez olduk. Evet. Vallahi buradaki insanlar çok hoş sohbetler. Onun için burası misafirperverdir. Hiç öyle bir şeyimiz olmaz. Yani muhabbetimiz bol olur. Siz de eksik olmayın, geldiniz. Benden ne bilgi almak istiyorsunuz bilemem. Efendim, şimdi size ve şöyle arkadaşım yakın plan gösterirse... buranın insanları çok güzel yüzlüler. Gözler renkli, yüz güzel. O sizin teveccühünüz. O sizin teveccühünüz. Nasıl efendim? Kıpkırmızı duruyor diyor. Yani sağlıklı demek istiyorsunuz değil mi? O sizin teveccühünüzdür. Ben öyle bir şey olmaz, mümkün değil ama şükür olsun Mevla'ya. Şükür olsun Mevla'ya. Teyze evde mi? Teyze evde, evde. Bu teyzeyle ilk zamanlara gitsek... Kaçarak mı evlendiniz, görücü usulü mü evlendiniz, severek? Yok, kaçarak değil, görücü usulü evlendik. Görücü usulü. Buralı mıydı o da? O Trabzonluydu, buraya yerleşmişlerdi, burada işte. Nasıl? Karadeniz'in hanımları biraz eli sopalı diyorlar, doğru mu? Olabilir yani, olabilir.
Biz şimdi affedersin, yaşlanan adam biraz da mahkum olur yani. Yok canım, öyle değil. İnsan insana muhtaç, onun da size ihtiyacı var, sizin de ona. Evet tabii, hayat müşterektir. Kaç yıllık evlisiniz efendim? 55 sene. 55 sene, bir ömür, 55 yıl. 55 yıl aynı evde yaşamışsınız. Artık hem o sizsiz yapamaz, siz onsuz yapamazsınız. O doğru, o doğru. O bensiz ben... Ama yine de bazen eli sopalı oluyor değil mi teyze? olur, bazı olur. Bazı senin sopayı, biz sopayı yüzü görmedik de, vurmadık da. Öyle tabii ev hali... Tabii biraz tantana olur. Efendim, çok çalışkan oluyor Karadeniz Hanım. Çok çalıştık hakikaten, doğru. Çok çalıştık. Çok çalıştık. Allah sağlık sıhhat versin. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tekrar sefa geldiniz. Su değirmeni bu ve yanımızda Ali dedemiz var. Ali dedemiz bunu yapıyor. Ali dedeciğim. Evet, buyur. Bir asırlık var diyorsun değirmen. Evet. Senin babalarından kalmış değil mi? Babamdan kalmadı. Babam biraz tadını almış. Lavabo olarak Abaza derler. Abaza Murat'tan aldı. Evet. Murat Hacı Ömer'e sattı. Hacı Ömer de Hacı Musa'ya devretti. Hacı Musa'dan da biz aldık. Evet. Hacı Veysel olarak. Ondan sonra babam 11 sene babam öldü. Ondan sonra biz de çalıştırıyoruz. Bu daha evvelinden bu, yani biz geldiğimizde 60 senelik kermeniydi. Biz geldiğimizde kadar aşağı koy. Çok eski yani. Çok eski bu. Bunlar eski, evet. Efendim artık böyle değirmenler kalmadı. Bu suyla çalışıyor değil mi? Suyla çalışıyor. Devamlı suyla çalışıyor. Hadi. Tabii bunu... Artık hep elektriklerle çalışıyor. Elektriklerle çalışıyorlar. Tabii ki onlar daha çabuk iş yapar ama onu yakar çabuk çarptığından. Bunun devamlı su altına gittiğinden alt taşı devamlı suyu sudan istifade ediyor. Soğuk su duruyor. Yani üstünde de kanallar var. Ağır da dönüyor normalinde. Yani onu hiç dedik mi çıkarıyor yani. Daha lezzetli oluyor. Tabii. Yanıyor, yakmıyor. Hiç yakmıyor. Devamlı çalışıyor böyle, devamlı şey yapar. Bu aşağı hemen hemen değirmenci biz kalıyoruz.